Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Gençler selam, hoş geldiniz. Bir kez daha selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün harika bir somon yapacağız dostlar arkadaşlar. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler selam, hoş geldiniz. Bir kez daha selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Anlatılmaz lezzetler mutfağımızda lezzet fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Kanki Canbaz ne yapacağı belli olmaz. Bugün yapacağımız şey belli. Bakın. Efendim Norveç'ten geldi bu somon dermişim. Halbuki cuma pazarından aldık, aramızda kalsın. Efendime söyleyeyim. Bugün harika bir somon yapacağız dostlar arkadaşlar. Somon kızartma. Ne yok, somon kızartma değil. Ne diyelim? Sebzeli somon yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Ben daha önce yaptım, denedim. Kefilim. İnşallah sizler de tarifimden yola çıkarak bu yemeği yapacaksınız dostlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle somonumuzun olmazsa olmazı, bakın burada böyle küçücük neler var? Karnabahar var. Brokoli var. Brüksel lahanası. Değil mi? Brüksel lahanası ve havucum var arkadaşlar. Şimdi efendim bunları ne yapıyoruz? Öncelikle tenceremin kapağını açıyorum. Bakın burada suyum var. Önce biraz koyacağım suyumu. Çok az. Şöyle. Neden? Bunu yerleştirdikten sonra, bu da hediye geldi dostlar. Ya teknolojinin son harikası bir alet. Bakın böyle güzel haşlamalar yapabiliyorsunuz. Sebzelerinizi buharda pişirebiliyorsunuz. Çok güzel bir alet. Efendime söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Kim gönderdi bunu? Bunu bize çok sevdiğimiz Yusuf Karun kardeşimiz gönderdi. Abi dedi, ne alayım, her şeyim var dedi. Böyle bir güzel bir pratik ev aleti almış. Yusuf'a buradan teşekkür ediyorum. Elif İnşaat sağ olsun, onun da mutfağımızda emeği çok. Hemen Yusuf'un gönderdiği materyali şuraya koydum. Şimdi bakacağım, bunun böyle tabanının taşmaması, ama benim orada suyu görmem lazım. Şöyle bakıyorum abi. Evet, yeterince oldu arkadaşlar. Yeterince. Tamam, şimdi ne yapacağız? Böyle güzel. Bunlar fış. Ne yapacaklar? Kendi hallerinde bunlar kaynayacak arkadaşlar. Su kaynayacak. Suyun buharıyla sebzelerimiz harika olacak. Hemen aleti çıkartalım. Evet. Sen şimdi güzel dostum, kafana göre takılıyorsun. Benim yapacağım çok şey var. Senden izin istiyorum. Ben şimdi somonumla ilgileneceğim. Çünkü somonumu çok özel bir şekilde soslayacağım arkadaşlar. Çok özel olacak. Nasıl olacak? Bakın başlıyoruz. Bismillah. Önce somonumu zeytinyağına şöyle bir güzel yağlıyorum arkadaşlar. Böyle bir güzel yağ. Hiç acımayın. Kenarlardan da süzülsün istiyorum. Böyle zeytinyağı. Ondan sonra böyle bir küçük hamle. Bak Hakan abi, şu somona bak abi ya. Hakan abi, şu somonun güzelliğine bak ya. Evet. Bu tarafını şöyle yaptık. Bir de böyle yaptık abi. Şöyle. Hiç acımadık. Bakın şöyle. Her taraf ne oldu? Zeytinyağına bulandı. Zeytinyağı yeteri kadar koyduk. Ne yapıyorum abi? Şimdi olmazsa olmaz tuzumuz. Bolca tuzluyoruz abi. Hemen karabiberim. Güzel. Bakın burada sarımsaklarım var. Gördüğünüz üzere sarımsaklarım var. Şimdi bu sarımsakları güzel somonumun üzerine güzel rendeliyorum abi. Buraya hallettim. Şimdi bunları güzel şöyle sıvayacağım abi. Şöyle etrafına sıvayacağım. Böyle. Tamam, bu kısmını hallettik. Şimdi hemen bu tarafa geçiyoruz. Hemen buraya da bakın, buralarda da yağlarımız var malum. Ne dedik, onları kullanacağız dedik. Şöyle iç kısımlarını. Böyle güzelce. Şöyle güzelce hallettik.
Bu da tamam. Bu da tamam. Böyle aldım. Bir daha yuvarladım. Şu kenarları da olsun abi. Kenarları da olsun. Şöyle. Aha. Süper. Bu sarımsaklar yayılsın istiyorum her tarafa. Şimdi alet hazır. Bakın burada benim özel bir çeşnim var arkadaşlar. Çok özel bir çeşnim var. Bu çeşnim sebze çeşnisi. Sebze çeşnimi de güzel bocalıyorum üstüne. Şöyle. Bakın şöyle şuralara da, zeytinyağının olduğu yerlere de, yeryüzüne de bulaştırmam lazım çünkü. Sebze çeşnimi de yolladım. Böyle güzel. Bakın. Tamam. Gerçi burada fırça vardı ama ben fırçaya gerek kalmadı. Ellerimle yaptım. Hiç sorun değil. Yani siz yabancı değilsiniz. Ellerim tertemiz. Kefil olabilirim. Hakan şahit. Her yemeğe başlamadan önce ellerimi yıkıyorum arkadaşlar. Dedikten sonra bakın çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Harbiden. Harbiden süper. Süper süper. Şimdi bir de ne yapacağım? Ne yapacağım? Patateslerim var. Patateslerimi ikiye böleceğim abi şurada. Hemen. Anında. Fırt. Öyle. Fırt. Evet. Patateslerimi de böldüm. Şimdi bu patatesleri de buraya atıyorum. Şöyle. O yaptığım sosa onların da bulanmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunlar da bulandı. Tamam. Düşündüğüm şekle geldi. Patatesler. Somonu, her şey bakın düşündüğüm şekle şemale geldi. Pırıl pırıl parlıyor. Efendim materyalimizi, somonumuzu nerede pişireceğiz? O da sürpriz. Bakın şimdi bunun hakkını limonun kabuğuyla vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bunun üzerine bol bol limon rendeliyoruz abi. Limonun kabuğunu rendeliyoruz arkadaşlar. Böyle uzun 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 uzun. Tamam. Bu da okey. Bu da bitti. Harika. Limonu şuraya koyalım. Peki. Şimdi nerede pişireceğiz dedik? Nerede pişireceğiz? Bu arada bir kontrol yapalım mı Hakan abi? Bak. Oh. Oh, bir gel be Hakan abi be. Allah rızası için be. Bak, şu renklere bak bak. Bu arada pişiyor ya. Bu arada piştiği için şu renklere bak abi. Eyvallah. Sebzelerimiz de bu arada pişiyor. Somonu kanki cambaz hazırladı. Harika bir sos yaptı. Şimdi somonlar fırına gidecek. Ama neyle gidecek? Bakın. Bunu normalde kağıda da koyabilirdik. Fırına atabilirdik ama ben bu somonun üstünün, bir yüzünün ya da altının böyle kütür kütür olmasını istemiyorum. Aa, bak kulak ver ve dinle. Beste yapılır bunu. Beste. Şimdi ne yapacağım? Fırın poşetime şuradan önce birkaç tane patates. Arkadaşlar. Efendim. Ondan sonra şu somonumu şöyle güzel bir yerleştireceğim. Sonra kalan patatesler. Ve en önemlisi. Ama en önemlisi bakın. Burada neler kaldı? Bütün materyal burada kaldı. Bakın. Bütün materyal burada. Şimdi bunu da şöyle yapacağım arkadaş. Şöyle şuraya bocalayacağım. Bunlar ziyan olmamalı. Eyvallah. Hadi bu da benden olsun. Biraz daha zeytinyağı. Dedikten sonra tencerem tıkırdıyor. Fırın poşetime bütün malzememi bocaladım. Şimdi ne yapacağım abi? Şimdi şöyle bir yerleştireceğim. Bunun bir şekil almasını istiyorum ki böyle bir sardıktan sonra böyle bir düğümcük açacağım abi şuraya. Şöyle bir düğümcük. Basit bir düğüm. Evet. Bu tamam. Kürdanımı aldım. Küçük küçük böyle fazla değil. Bir de aşağılardan değil. Şu üst kısımdan. 1 2 3 4 5 Bu kadar. Mal hazır. Mamul hazır. Aman diyorum. Şimdi ne yapıyorum?
böyle hazırladığım poşetimi alıyorum. İzninizle ben bunu fırına atıp geliyorum. Zaten sebzeler bu arada pişiyor. Onlar pişer pişmez. Onları kenara alacağım. Bu da yaklaşık en fazla, bakın en fazla 15 dakika içerisinde, 20 dakika içerisinde 250 derecede hazır olacak. Çünkü somon çok kibar, çok leziz, çok harika bir balık. Bu balığı kurutmamız ve suyunu içinde bırakmamız lazım diyor. Fırının başına gidiyorum, atıyorum arkadaşlar. Efendim fırın ısındı, somon hazır, kanki hazır. Hemen fırına alırken görüşürüz. Onur Market'te dükkan sizin. Fırınım şu anda somonumla ilgileniyor. Tencerem harika bir şekilde ne yaptı? Bakın gösteriyorum, bakın gösteriyorum. Harika bir şekilde buharıyla bütün sebzelerimizi pişirdi dostlar arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Şöyle dumanları tutan sebzelerim orada kalsın. Hem biraz hava alsınlar. Şöyle tenceremi şuraya alacağım. Zaten balığım da pişti pişecek. Hemen şimdi ne yapmam lazım? Benim buna ruh verecek, o somona ruh verecek, bu sebzeleri ödüllendirecek. Ne yapmam lazım? Güzel bir sos hazırlamam lazım. Sosumu neyle hazırlayacağım? Şuradan bakır tavamı aldım. Böyle koydum. Efendime söyleyeyim. Hemen harman yeri diyorum. Haydi harman yeri. Hop. Evet, harman yeri hazır. Dedikten sonra hemen kaşığımı alıyorum. Nerede benim kaşıkları? Evet, kaşığımı aldım. Hiç ama hiç şey yok. Endişeye mal yok. 2 yemek kaşığı şöyle bakın, 2 yemek kaşığı tereyağı. Ben böyle küçük küçük aldım ki parça parça erisin diye dostlar, arkadaşlar. Buradan da aldım. Evet. Tamam, süper. Bu hazır. Böyle güzel bir tereyağımı karıştırıyorum. Tereyağım erir erimez hemen unumu alıyorum. Bakın 2 kaşık unum var. Unumu gönderdim. Harika. Bu arada zilin sesini duydunuz. Fırın tamam diyor. Balık hazır diyor. Eyvallah. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde böyle karıştırıyorum. Bakmayın böyle topalak topalak olduğuna. Az sonra o kendisine gelecek. Biraz açacağız. Evet. Biraz ilgi bekliyor. Biraz açacağız. Tamam. Şöyle. Efendim. Unumuzun kokusu gidene kadar ne yapıyoruz? Unumuzu kavuruyoruz. Kavurmaya devam. Hemen şimdi burada devreye ne girecek? Burada Onur Bereket süt girecek. Dostlar arkadaşlar. O orada hazır ve nazır bir şekilde güzel güzel unum kavrulurken ben hemen buna bir bardak Onur Bereket sütümü tık ekliyorum abi. Azar azar. Üzmeden. Ben üzmeyeceğim onu. Onu üzmemem lazım. Tamam. Çok güzel. Harika. Tamam. Süper. Şimdi bunun altını ne yapacağız? Yine kısacağız. Şimdi bu topalakları gidermemiz lazım. Efendim bolca sosumuzu bolca karıştırmamız lazım. Evet, sosum istediğim kıvama geldi. Şimdi ne var burada? Bakın burada kaymağım var. Bu iş kaymaksız olmaz. Ne var burada? Krema var. Kaymak dedim, yanlış söyledim. Bu iş kremasız olmaz. Kremayı da kattım. Altını kıstım. Şimdi bununla işim tamam. Şöyle biraz daha karıştıracağım. Biraz daha karıştırıp dostlar arkadaşlar. Tamam. Bence yeterli. Şimdi ne var dedik? Bu sosta olmazsa olmaz. Ne olacak dedik? Ama pişirmeyeceğiz dedik. Harika oldu yalnız ha. Ekmen ban ye. Ne var dedik? Bakın şurada. Neler var? Dereotlarımız var arkadaşlar. Dereotlarımızı da şöyle bir bocalıyorum kendi haline bırakmamak için. Ondan sonra şöyle tık 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 tık. Tık 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 tık. Oh. Süper.
Tamam, harika. Bakın burada ne var? Hakan abi, bak burada ne var? Burada muskat var, muskat. Yani muskat kullanacağız. Muskatımı şöyle sosuma güzelce rendeliyorum. Fazla değil, fazla değil. Zaten dereotlarımı da doğramıştım. Evet, sosum da hazır abi. Sos da hazır. Hemen yavaş yavaş temizliğe geçmem lazım. Neden? Fırınından güzel kokular geliyor. Şimdi ben bunu bir kez daha karıştıracağım arkadaşlar. Şunu alıyorum, şu sosu alıyorum. Şöyle. Onu da şuraya bırakıyorum. Şöyle. Şöyle bırakıyorum. O da biraz rahatle kendine gelsin. Ben fırından balığımı alacağım. Bereket versin diyeceğim. Sonra burada buluşacağız. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan Bican Baz. Evet, huzurlarınızda işte o an. İşte o an. İşte o an geldi. Hemen düzenimizi kurduk. Sosumuz hazır. Harika. Buharda pişmiş. Sebzelerimiz hazır. Bakın az önce el cihazlarımla fırından aldım. Şimdi ben buna bir hamle yapacağım. O hamle için bana bir bıçak lazım. Bir de ne lazım? Böyle bir aparat lazım. Böyle tutacağım. Şuradan şöyle. Hakan abi de görsün. Şöyle. Öyle yaptım. Bak Hakan abi. Bak bak. Bak bak Hakan abi. Ay kokulara bak. Ay dumanlara bak. Dumanlara. Dumanlara bak. Dumanlara. Dumanlara bak. Dumanlara. Ay 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 ay. Nasıl olmuş o? Nasıl olmuş o patatesler? Nasıl olmuş o somon? Norveç'ten geldi. Cuma pazarından aldım. Ama oraya Norveç'ten gelmiş olabilir. Dedikten sonra hadi artık şu tadıma geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyor kanki cambaz? Öncelikle hemen şuraya canım sostan alıyor. Şöyle bakın. Şöyle. Hacı abiler. Şu canım sosu şuraya bir koyuyor abi. Bak. Sosun güzelliğine bak. Şu adalete bak. Adalete. Adalete bak, bak, bak. Sos. Tamam. Sos hazır. Bak, Hakan abi. Bak. Bak, Brüksel lahana. Bak. Ay, dokunamıyorum var ya. Çok güzel. Harika karnabahar. Efendime söyleyeyim. Bak, brokoli. Ondan sonra bir tane daha karnabahar. Bunları alıyor kanki. Biraz sonra şekil veririz onlara. Şöyle. Çünkü çekimimizi de bu tabakta yapacağız. Şimdi ne yapacağım? Şuradan hemen patateslerim. Hemen patateslerim. Oh. Oh. Yalnız ekmeğini ban Hakan. Şurada bir su var. Anlatamam sana. Bir su var. Anlatamam yani. Şunları da şöyle koyalım. Fotoğraf çektireceğimiz için. Şöyle şunları da alalım. Evet bence kafi. Şöyle bir aralayalım şurayı. Ne geliyor? Ne geliyor? Geliyor. Geliyor. Alemin kralı geliyor. 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 Kanki cambazın bunu dağıtmaması gerekiyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki dağılacak gibi. Evet. 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 Şöyle. Evet. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Vallahi dağılıyor. Bir dakika abi, özür dilerim. Özür dilerim. Ben buna ayar çekeceğim abi. Neyle? Şunla. Hatta şunla. Şunla bir ayar çekeceğim abi. Yani ayıp oluyor çünkü. Balığı dağıtmamam lazım. Şöyle. Şöyle abi. Şurayı da aldım. Şöyle. Bir kerette şöyle yerleştirdim abi. Bak. Bak şu güzelliğe bak Hakan abi. Şu güzelliğe bak. Hatta aşktan havuç bile yerinde duramadı. Kalktı gitti başka diğerlere. Şimdi şurada ne var? Şurada ne var? Bak. Biraz sos. Şöyle. Biraz sos. Çok değil. Biraz sos. Olay budur. Şekil budur. Dostlar. Ben bu yemeği, bu somonu da yaptım ya. Bundan kelli eyvallah. Kendime güveniyorum. İnşallah sizin de tavsiyelerinizi bekliyorum. Güzel güzel anlatılmaz lezzetlerde yemekler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki yemekte görüşelim. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Ben bugün yemeği tatmıyorum. Neden?
Şimdi bunu tedar bozarsan fotoğrafta kötü gözükür. Ama sözüm söz. Yarısı Hakan'ın, yarısı benim. Fotoğraftan sonra biz bunu götüreceğiz. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Allah'a emanet. Bir sonraki yemekte görüşelim. Priyatma falan.